Mesnevi okumalarından merhabalarım. Mesnevi'de bu akşam yine bir hikayeyle karşınızdayız. Mesnevi sürekli bize kalbin nerede, kalbin nerede diye sorar. Kalp kuğu, kalp kuğu, kalp çünkü diğer her göğüste var ama kan dolaşımına hizmet eden, onu pompalayan bir kalp değil. Yani bir yumruk büyüklüğünde bir et parçası değildir. O kalp çünkü hayvanlarda da vardır. Kalp denilen gönül manevidir, maddi değildir. Allah'ın tecelli ettiği yer olan gönül onun maneviyatıdır. Yere göğe sığmayan Allah orada bulunur ve Hazreti Bestami'nin dediği gibi arş ile onun ihtiva ettiği şeyler bir Arif'in gönlü köşesinde birine konsa Arif onu onları anında hisseder. Yani bir Arif'in, bir insanın, Arif insanın gönlüne sığar Allah'ımız. O yüzden de Cenab-ı Hak biz daima gönüle bakarız buyurdu. Ey gönül sen bir cüzsün, ne vakit küllinin tarafına yönelir gidersen, yani kamil insana sığınırsan, o zaman sen Allah'ın sevdiklerinden olursun. Cenab-ı Hak dedi ki biz daima gönüle bakarız. Su ve çamurdan ibaret olan surete değil, şekle değil. Böyle buyurdu. Sen bende de gönül var diyorsun ama gönül arşın üzerinde olur. Halbuki sen aşağılarda, en aşağılarda bulunmaktasın. Kara balçıkta da su bulunduğunu herkes bilir. Fakat o su ile abdest alınmaz ki. Balçığın içinde su vardır, vardır ama balçığa yenilmiştir. Balçık da kaybolmuştur. Sen de gönlüne bu da gönüldür diyemezsin. Çünkü senin gönlün kirli emellere, şehvete, hiddete, mevki hırsına, dünya isteklerine mağlup olmuş ve kaybolup gitmişti. Göklerden de üstün olan gönül peygamberin gönülleridir. Onların gönülleri çamurdan, yani kirli işlerden, günahlardan arınmış, tertemiz, saf bir hal almıştır. Manevi neşeleri arttıkça artmış, coştukça coşmuş, her iyi işe yarar olmuştur. Çünkü onlar balçığı bırakmış, tertemiz bir hal almışlar, hiddet denizine kavuşmuşlar ve balçık zindanından kurtularak Hak denizine karışmışlardı. Dikkatle bak da gör ki şu bizim can suyumuz balçıktan yaratılan şu beden içinde mahfuz kalmıştır. Ey rahmet denizi bize acı ve bizi şu çamurdan kurtar. Evet Cemal'dir hanımefendi. Ne kadar güzel. Yani bizdeki kırıntı halindeki gönlün kamil insanda derya şeklinde olduğunu ve yere göğe sığmayan Allah-u Azimüşşan kamilin gönlüne sığdım, müminin gönlünden tecelli ettim dediğini hatırlarsak o zaman kendi eksikliğimizi hissedip bir deryaya kavuşmak üzere kamil insanın terbiyesi altına girmenin öneminden bahsetmekte Hazreti Mevlana. Yani kendi aklını, mahluk olan aklını bir kenara at, gönül kırıntını onun gönlü içinde yok et. Bunun en güzel hikayesi galiba Arabi hikayesidir. Hatırlarsanız Mevlana Hazretleri Arabi hikayesinde karı kocanın birbiriyle olan çekişmesini anlatır. Burada kadın nefsi erkek aklı temsil etmektedir. İkisi de tek başına hiçbir işe yaramamaktadır. Ama ne zaman birleşirler? Hemen bir öğretmene gitmeye, bir hakiki gönül sahibine gitmeye karar verirler. Vücut içinde birlik oldu mu insan terbiyeye gider, talep eder, öğrenmek ihtiyacı içinde yanar. İşte o zaman bir öğretmene doğru yol alırlar ama öğretmene eli boş gidilmez. İlla bir hediye götürmek lazım. Tabii bizim götürebileceğimiz hediye kendi gönül kırıntımızdır. Arabi'de o çölün ortasında bir lokma kirli suyu hakiki su zannederek, yani kendi gönlünü, kirliliğini hakiki gönül zannederek. Ben de dedi, bende de gönül var, bende de gönül var. Evet, aynen öyle. Onu alıp mürşidine, yani Bağdat'ta yaşayan bir mürşide götürmeye karar verir. Bağdat'a gider. Her öğretmenin yaptığı gibi öğretmen bu kirli, aciz bedeni alır, o gönlü öper, başına koyar, hediyeyi büyük bir zevkle kabul eder. Ama dönüşte Arabi yollarken Dicle ve Fırat Nehri üzerinden yollar. Der ki senin getirdiğin gönül kırıntısına bak, benim sahip olduğum deryalara bak. O zaman Arabi kendi eksikliğini hisseder ve o deryadan nasiplenmek üzere hakiki gönül sahibinin eteğine oturur.
İşte Mesnevi'de çok güzel anlatılan, kendi aklınla gitmek denize boğulmak gibidir. Ama Nuh'un gemisine bindiğin zaman kurtulursun diye anlatılan Nuh'un gemisi, insanlı kamilin manası gemisine binmek demektir. Çok güzel. Cemal Hanımcığım, ama şimdi biliyorsunuz yani kısa bir süre, gerçi alt tarafı 200 yıl belki, ama akıl çağı, insanlar akıla tapıyorlar ve akıldan başka, Batı'nın da bize öğrettiği, yeni öğrettiği, akıldan başka hiçbir şeyin önemi yoktur ve akıl tek başına varlığıyla yeterlidir. Zaten herkesin aklını pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almıştır diye de mesele uydurmuşlar buna. O zaman yani akıl varken olur mu, gönül de nedir? Yani bunlar çok eski işler diyenler de var. Çok doğru, ama burada tabii kastedilen akıl cüz'i akıldır. Külli akıl her şey demektir. Allah'ın ilahi aklı demektir. Ama biz kendi bu dünyaya eren, yarın ne dolabıyla çevireceğiz, matematiği, fiziği nasıl öğreneceğiz, ama onu Allah'la ilişki kurdurmayacağız diyen bu basit aklımızı adam gibi bir şey zannediyoruz. Bunun, çok beğeniyoruz aklı. Çok beğeniyoruz. Bunun da hikayesini İbn Arabi Hazretleri şöyle anlatmış. Zavallı akıl da ne yapsın demiş. Çünkü anlık aklına gelen bütün bilgiler duyular vasıtasıyla gelir. Gel gör ki göz belli mesafeden ötesini göremez. Kulak belli frekanstan fazlasını duyamaz ya da azını. His belli sıcaklığın ötesini idrak dahi edemez. Öyleyse bütün duyuların getirdiği bilgiler yanlış, yanlış ve de hafıza denen ailemizin öğrettiklerine de takılıp kalarak akla gelirler. Ve bir bilmece gibi hadi bizi çöz derler. Akıl o zaman der ki Allah'ım ben acizim. Bu gelen bilgilerle nasıl neticeye varabileyim? Sen bana hakiki ve gören bir varlık vücut içinde lütfet. Benim gibi mahluk olmayan, Allah'ın manasını taşıyan. İşte o zaman akıl gönüle başvurur. Zira gönül o da bir mahluktur kalp gibi, ama üzerinden Allah'ın nuru vurduğu için mahlukluktan Allah'ın manasına tekamül etmiştir. O zaman gönül der ki şöyle karar ver. Demek ki bir vücutta gönül hakim oldu mu o hakiki işleyen bir aklı kül haline döner. Yani akılsız değildir o gönül. Kesinlikle. Zaten aklı vardır. Gönlün aklı her şeyin aklından üstündür. Zaten şair de ne diyor? Akıl akıl olsaydı adına gönül derlerdi diyor. Ne kadar güzel. Öyleyse gönlün aklı hiçbir şeyle ölçülmeyecek kadar yücedir. Çünkü gönle gelen bilgiler Allah'ın manasından gelir. Sonradan bizim hislerimize olma yarım yumalak bilgiler değildir. Gönül gözü açıldı mı her şeyin hakikatini görür. Hani peygamberimin, canım sultanımın aslında bizim ağzımızdan söylediği, bana eşyanın hakikatini göster Allah'ım dediği budur. Yani gönül gözü açık insan benim bu çirkin kara kuru halimi görmez de belki gönlümün içinde kalmış bir lokma Allah'a ait bir aşk varsa onu görür. Beni öyle sever. Demek ki gönül gözü açık insan şekle bakmaz. Ya, nuru yüzüne vurmuş deriz. Fakat burada da görülen yani gönül ehli gönle nazar eder. O şekil ehli surete nazar eder. Akıl suret üzere nazar eder. Çünkü akıl öyle bir kompütürdür ki zıtlık üzerine işler. Yani çirkini göstermezseniz güzeli anlamaz. Fakiri göstermezseniz zengini idrak edemez. Allah ise sonsuz bir birliktir. Zıtlıkla işleyen bir mekanizmanın birliği idrak etmesi ne kadar zor. Aslında bilgisayar dediğiniz de çok, bilgisayar biliyorsunuz boş bir makinedir. Evet, biz de bir boş makineden ibaretiz. Boş kısmımıza bakılırsa o kadar. Ama içimize yerleşen bilgiye bakalım inşallah. Evet. Allah öyle bir örnek vermiş ki Miraç'ta peygambere yoldaşlık eden külli akıl olan Cebrail, dirilik ve külli akıl, o bile Sidre-i Müntaha'da yanarım bak içemem diyor. Demek ki aklın hiçbir türlüsü Allah'la kavuşma derecesine ulaşmakta çok cahil. Akıl ben der, gönül sen der. İşte ben demekten kurtulmanın yolu cüz'i aklı terk ederek gönle yapışmaktır. Ama gönle yapışıldığı zaman demin de sizin buyurduğunuz gibi hakiki aklı, Allah'ın aklı dediği, aklı kül dediği idraki kazanır insan ki o akılsız değildir. Hepimizden daha akıllıdır. Yani Peygamber Efendimiz zaten aşkla Allah'a varabilmiş. Evet. Yani aklın, evet, miraca varmıştır. Çünkü aklın yanarım deyip durduğu yerde
orada aşk devreye giriyor. Gönül aşkla ve nurla dolu olarak o aşkla oraya çıkabiliyor. Ne kadar güzel söylediniz. Muhammed İkbal Hazretleri akılla aşkı konuşturur. Ve aşk ben der, akıl ben der, aşk sen der. Aşk tekrar var etmek için yok eder. Akıl yok etmek için var eder diyor. Ne kadar çok güzel. Demek ki akıl hile yapar, aşk pozisiyle elde eder diyor. Aşkı ve gönlü tercih etmek her zaman insanı en huzur verici cennete ulaştırır. Evet, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Evet, akıl mı gönül mü diye sorduk. Akıl mı gönül mü derken dünyayı bir bütün olarak anlamamız ve de burada gönlümüz olmadan aklımızın işe yaramayacağını da fark etmemiz lazım. Köşesinden tüm izleyenlere merhaba. Harika bir tabletle, harika bir bilgisayarla şu anda karşınızdayız. Çünkü ikisi bir arada değil mi? Kesinlikle. Artık aslında hani tablet denildiğinde elde taşınılan, sadece dokunmatikle kullanılan cihazlar var ya, o devir kapandı.